Recep Reis, şunları da al, şunları da götürürsün sonra, tamam mı? Ya İdris, ya bu ne itinasız bir süpürüş ya. Buralar hep kalmış kardeşim. Nerede reisiniz? Burada. Koltuk ufak değil mi sana? Koskoca mafya babası Ömer Korkmaz'a en büyüğü yakışır. Ben de öyle dedim çocuklara. Daha büyüğünü getirin bunun dedim. Daha havalısı olsun dedim. Sen daha büyük bir yer bul kendine. Buraya Tatar gelecek. Diğer babalar gelecek. Burada mahkeme kuracaksınız. Hüküm vereceksiniz, racon keseceksiniz. Derdin ne? Ali tesadüfen orada değil miydi? Hı? Tekneyi devretmemiş miydi? Adam yalancı şahitlik mi yaptı? Konuyu çarpıtma. Konuyu çarpıtmıyorum. Yalan mı söyledik? Ha? Sahte delil mi ürettik? Birinin üzerine mi attık suçu? Daha beterini yaptın. Yol açtın. Bundan sonra güçlüler kurtulacak. Masumlar suçu üstlenip kurban edilecekler. Beri, senin adaletin 3 aydır masum birini orada tutuyordu. Ben çıkardım. Bu mu zoruna gitti? Tatar'la yaptığın pazarlıktan niye bahsetmedin bana? Madem yaptığın şey bu kadar masumdu. Madem bu kadar içine siniyordu. Niye anlatmadın Ömer? Çünkü sen de biliyorsun. Yaptığın şey alçakça bir pazarlıktan başka bir şey değil. Kırıcı oluyorsun. Yapma. Daha yeni başlıyorum Ömer Korkmaz. Tatar'ı da, onun gibi ne kadar adam varsa onları da, seni de adaletin karşısına çıkarmadan durmak yok bundan sonra bana. İyi günler avukat hanım.